Evet kıymetli dostlar golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yeni videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Arkadaşlar internetten Üma Hastanesi yazıp hiç arattınız mı? Bence bir arattırın da gelişmelere bakın bakalım neler varmış. Fenerbahçe'de zirveyi kaybettiren 5 neden kaplumbağa deden. Kendi sahasında Alanya kritik puan bırakan Fenerbahçe liderlik koltuğundan inmişti. Ve eleştirilerin hedefi halindeki teknik direktör İsmail Kartal. Ben şunu da söyleyeyim. Abi nasıl 19'da 19 yapına millet övüyorsa hatalı puan kaybında ve hatalı değişiklikleri tabii ki eleştirecek. 25 lig maçında sadece 11 puan yitirdi. Bunların 9'unu Kadıköy'de yitirdi. Taraftarı önde bir kez kaybeden 3. 3 üç, be, beraber Alanya'dan alan Kanarya'dan alan, kanar son karşılaşmada oynanan panik futbol kadro seçimi taraftarı bir nevi çıldırttı. Peki neden nedir? 5 tane. 1. Forma adaleti her görev verildiğinde kaleyi başarıyla koruyan formda file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a forma adaletine eldivenler teslim edilmedi. 2. Kadro planlaması Crespo, Lincoln, Emre Mor gibi isimleri gönderirken kadroda düşünmediği ve son 12 maçta forma vermediği Ryan Kent'i bitimi 12 dakika kala kurtarıcı diye edince yerine oyunu alması. İsmail Yüksek'i kenara al, oyuncu değişiklikleri 3. madde. İsmail Yüksek'i kenara alıp Ofansif oyunda eksik olduğu istatistiksel olarak görülen Kurun için en azından ikinci yarı kulübeye çekmek yerinde olurdu, oyunu da tutardı. Ceko'nun oyundan alınması, takımın en golcü ismi takım 10 kişiyle Anayaspor kalesine ablukaya aldığı son 12 dakikada kenara alındı. Klasik değişiklikler ve B planı eksikliği, Cengiz İrfancan değişikliği, Batshuayi oyuna sokup çift santrafor dönmek gibi hep aynı hamleleri tercih etmesi de şaşırılmadı diyor. Şimdi arkadaşlar şu olay aşırı yanlış bak. Kurun hiç hiç alınmasa taraftar susmazdı. Onu saymıyorum bak taraftar bu kez 6 numara şart 6 numara şart diyordu. Zayt gidip Crespo kalsaydı. King gidip Joshua King gidip Lincoln kalsaydı. Kurun hiç gelmeyip Kent'le devam edilseydi hani 3 yabancıyı yazmak için söylüyorum. Kent kanatta Lincoln sol beki falan yedekler. Orta sahi 8'i yedekler. Crespo'da 6'yı yedekler. Sanki daha iyi olurdu diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bunun çok fazla konuşulacak yeri var. Bak eğer Kent'i bugüne kadar hiç oynatmadığı Kent'i Alanya maçında almasaydı hiç bu kadar eleştiri almazdı. Herkes şu anda e, Kent'e saydırıp duruyordu. Ama İsmail Kartal'a biraz kendini sorgulasın. Ali Koç'tan İsmail Kartal'a destek sana güveniyoruz. Puan kaybı sonrası İsmail Kartal'a eleştirilerin hedefine oturdu. Ali Koç liderliğini kaybedildi. Maç sonrası İsmail Kartal'a tam destek verdi. Şimdi Galatasaray'ın 2 puan gerisine düşülmüş oldu. Ben şunu söyleyeyim. 3 puanlı sistemde 2 puan geriye düşülmesi ya da aynı puanda olunmasının hiçbir önemi yok. Eğer ikili averajdan, carttan, curttan bahsediyorsan bak ikili averaj kaybedilmiş oldu. Fenerbahçe o statta daha avantajlıydı. Ya dün akşamki videoda söyledim. Şimdi oraya gitsen, berabere kalsan avantajlısın. Çünkü genel averajda öndesin. Anlatabiliyor muyum? Ama yensen zaten aynı puanda olup yensen de öndesin. 2 puan geride olup yensen de öndesin. Yani durum buydu. Şimdi Ali Koç demiş ki hocam biz bu yolda sana güveniyoruz. Eleştiriler olması normal. Ben sonuna kadar senin ve takımın yanındayım. Bu takımı şampiyon yapacağınıza inancım tam demiş. İsmail Kartal da şampiyonluğu herkesten çok biz istiyorduk. istiyoruz Elimizden geleni yapacağız demiş. İnşallah. Fenerbahçe'de Şimanski gerçeği. Bu aralar gerçekler de bayağı artmaya başladı niye ise. Şimdi Şimanski'nin performansında düşüş var. Doğru mu? Ve transfer tekliflerinin kafasını karıştırdığı yorumlandı. Arda Güler'i sene başında Real Madrid'e satıp yerini ile doldurmak istedi Fenerbahçe. 24 yaşındaki 10 numara Süper Lig'in ilk 20 haftasında sadece 6 maçı boş geçmişti. Takıma 9 gol, 9 asist yaptı. Fakat son 5 maçta sessiz. Gol bir yana asist de yapamıyor diyor. Ve tabii ki de eleştirileri o da aldı ki alacaktı arkadaşlar. Sözleşmesi 2027'de bitiyor bunu biliyoruz. Şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Her transferde kimseyi satmak istemiyoruz dedi. Yani uzun lafın kısası haber diyor ki Şimanski transfer tekniğinden. Hayır. Fred ilgili bir gelişme var arkadaşlar. Sürpriz Fred gelişmesi. Fred Geçen hafta biliyorsunuz MR'a girdi sakatlığı tabii ki takip ediliyor. Şimdi Rize deplasmanında oynaması imkansız değil. Zor diyelim. Ancak Kasımpaşa ile oynayacağımız iç saha maçında oynama ihtimali çok çok yüksek. Bilginiz olsun. Arkadaşlar ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Ben bunu aldığım duyumlara, verilere dayanarak söylüyorum. Gelişmeler güzel. Yani Fenerbahçe'ye bir e, Fred müjdesi vereyim. Bak en çok Şimanski sevinir bu işe. En çok. Eğer İsmail Fred Şimanski'yi tekrar kurarsak bu üçgene emin olun Şimanski'nin performans artar. için performans artar. Cekon'unki artar. Biz de kalan haftalara daha umutla bakarız. Fenerbahçe'ye İspanyol Alex diyor ama öncesinde Recep Uçar'ın şampiyonluk açıklamaları var. Şimdi Kayserispor'u çalıştıran en son Recep Uçar özel açıklamalarda bulunmuş. Sevgili Recep Uçar'a da buradan selamlarımı iletiyorum. Kendisi Mersin'de yaşıyormuş yardımcılarıyla birlikte. Ee, bir öğretmen arkadaşım vasıtasıyla da duymuş oldum. Selamlarımı iletiyorum. Kayseri Spor'dan ayrılması kendi sebepleri yüzünden değil. Yani ben açık söyleyeyim ödenmeyen ücretler yüzünden. Ben bir Kayserili olarak biliyorum yani. Oyuncuya parayı ödersen oyuncu oynar. Parayı ödemezsen oyuncu oynamaz. Sadece özel maçlarda oynar. Milliyetten Nergis Aşkı'na konuşmuş. Demiş ki Galatasaray ve Fenerbahçe bu sene Türkiye için çok kaliteli kadrolar kurdular. Avrupa'da ayrıca başarılılar. Diliyorum ki iki takıma ya ayrıca başarılar diyorum iki takıma diyor. Ancak keşke ligde 3-4 takım birden şampiyonluk yarışında olsa. Belki daha heyecanlı olabilirdi diyor. Bu arada yenilmeyecek takımlar değiller. Doğru oyunla yenilebilirler. Ben sene sonuna kadar ciddi puan kaybı yaşayacaklarını düşünüyorum. İnsanların aksine diyor. Vura vura sene sonuna vura vura sene sonuna kadar gidebileceklerini düşünmüyorum. Daha az takılan şampiyon olacak. Benim öngörüm bu şekilde diyor. Umut Nayırla ilgili de bir şey söylemiş. Benim ilk Beşiktaş'ta çalışma şansı bulduğum bir oyuncuydu. Abdullah Hoca ile döneminde sonrasında Ümraniye Spor'da birlikte Süper Lig'e çıktığımızda o Giresun Spor'un oyuncusuydu. Sonra kiralamıştık onu. Bizi kırmamıştı sağ olsun. Müthiş sezon geçirmişti diyor. Avrupa'da olmak istiyor. Formayı da hak ediyor. Birçok genç oyuncuya rol model olabilecek kaliteli bir oyuncu diyor. Semih Kılıçsoy da kahveciye benzetiyor. Yalnız Semih'i Beşiktaş'ta arkadaşlar gözleriyle, nazarlarıyla yiyiyorlar. Yani çocuk eğer bir şey olmazsa, hani aşağı ivmeye giderse Beşiktaş'ta taraftalar. kendine kısınlar. Özellikle de şu Bülent Uslu'ya kısınlar. Bülent Uslu maşallah diyor adam ölüyor. Bülent Uslu maşallah diyor futbolcu ölüyor. Nereye falan başlıyor oyuncu hani? Sentetik madde içmeye başlıyor. Lan, maşallah dedi üç gün yaşar mı insanı ya? Neyse Fenerbahçe'yi İspanyol Alex bir yandan önümüzdeki sezonun kadro planlaması çalışmasına başlamış durumda diyor. Alex Collado hakkında flash bir iddiada bulunuldu. Fenerbahçe Alex Collado'yu takip ediyor. Şimdi önce bir şey söyleyeyim. Benim e, bu olaya dair bir bilgim yok. Hocam peki sen bu olayı doğru kabul ediyor musun? Ben doğru kabul etmiyorum. Fenerbahçe'nin futbolcu transferinin adının anılmasını doğru kabul etmiyorum. Ancak menajerler illaki arkadaşlar sosyal medyada haber yaptıracaklar. Çünkü menajerler bu şekilde para kazanıyorlar. Kanat bölgesi için listesini oluşturmuş. 24 yaşındaki Alex Collado'yu izlemeye başlamış. İspanyol başından Diaria Sports'ta yer alan habere göre Betis'in kiralık yıldızı Collado'ya yoğun ilgi gösteriyormuş. Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 18'i li Pro Lig 1'i Kral Kupası'nda 19 maça çıkmış. 1475 dakika sahada kalmış. E kaç gol kaç asist? Bir tane sarı kart, bir tane iki sarıdan kırmızı kart. Bir tane asist, bir tane basket faravla, bir tane cibon, bir tane bamti. Thank you. Bu ne lan? Arkadaşlar bu tip haberler genellikle okunsun diye yapılan haberler. Şimdi ben de bunu başlığa koysam küfür ederler bana. Ama ben burada sosyal medyada konuşulan bütün Fenerbahçe haberlerini konuşmayı kendime bir görev edindim. Her zaman da bu çizgide gidiyoruz. İsmail Kartal'dan cevap beklediğim sorular. Geceler aram oldu bak. <laughs> Onu küfür basaydı bize söylüyor. Şimdi bir. Tarihin en iyi İrfancan kahvecisi niye kesildi? Merak ediyorum. cevap Cengiz Ünder ise yine merak ediyorum. Tarihin en iyi İrfancan kahvecisi Takımdaki herkesten mi kötü? Tamam hadi Cengiz'i anladık. Tarihin en iyi Cengiz'i diyelim. Hadi ben anladım. Ya da Fenerbahçe'ye Fenerbahçe göre çok iyi kalıyor Cengiz diyelim. Misal 8'de Kurniç oynayacağına İrfancan Can oynayamaz mı? Hani İrfan Can Kurniç'ten kötü mü? Bence değil. Solda için yerine oynayamaz mı? Bence oynar. 2. Rade Kurniç. Bu adamdan 6 olmaz. Bu adamdan 6 olur diyenden de olmaz. Ya bir cacık olmaz. Ya bunu tek biz mi görüyoruz? Müdahaleler geç. Ana yani oyuncunun müdahaleleri geç. Yumuşak. Ya bu adam İtalya'da banko oynayıp burada bu kadar kız gibi ise ya oyuncuyu korkuttunuz. Olan kart verirler, şöyle yaparlar, sakatlarlar, öldürürler diye. Ya da bu adam orada 6 oynamadı. Sahte 6 oynadı. Çift 8'de oynadılar. Tamam anladık İsmail Kartal. Sen aldırdın. Sen aldırdığın hepsi doğrudur. Onu da kabul ediyoruz. Ya sen aldırdıysan doğrudur. Artık ezberledik. Ama her aldırdığını oynatmadın mı ki? Yani her aldırdığını oynatmadın. Misal Umut Nayır. 236 dakika. Ya bu adamı çöpe atmamak istersen taraftar beğensin istersen. Bak eğer taraf futbolcuyu çöpe atmayayım. Taraftar da beğensin istiyorsan her şeyi geçtim. Fenerbahçe'ye faydası olsun istiyorsan istersen serbest 8 oynat kurul için. Bak ilk maçta birlikte taraftar aşık olur. Millet aşık olur. Mest olur. Serbest 8 oynasın. Ara ara defansif katkı versin. Kabul ama çoğunlukla rakip ceza sahasının çevresinde gol koklasın. O zaman Zayistan Mert Hakan'dan daha iyi olur. İkisinin toplam rolünü üstlenir. Bak takımlar bize karşı kapanacak. Kasımpaşa'da kapanacak. Çaykur Rize'de kapanacak. İki takıma karşı çift ön libero gibi oynatmanın bir mantığı yok. İsmail'e 6 oynat, İsmail orayı toparlar. Kurun içi 8 oynat. Yani eğer bunu yaparsan büyük başarı elde edersin. Hatta bir adım daha atayım mı? Eğer Kurun içi e, serbest 8 oynatırsan Şimanski'den de gol katkısı alırsın. Şimanski de eski günlerine döner. Fenerbahçe taraftarları da şampiyonluk şarkılarını tekrar hatırlamaya hatırlatmaya başlar. 3. ay ilk 11'de başlamak için hani amuda kalkıp rovaşata mı atacak? Hani yoksa çektiği şuradan uzay mekini falan mı düşürecek? Tamam Ceko yardım ediyorsa orta sahaya geliyor kabul. De senin sistemini herkes çözmüş. Millet sana hazır kıta. Bak Çaykur Rize teknik direktörüne ben bugün oturayım muhabbet edeyim derim ki Kime önlem aldın? Ceko'ya önlem aldım. Geriye geliyor şöyle yapıyor. Adam adama markaj yaptırıyorum şöyle böyle. Tadic'i önüne aldırırım, kapatırım önünü oraya yapacağı koridor. Merkezi kapatırım, Fenerbahçe'yi kanatlara indiririm, Fenerbahçe kanatlardan sıfır dedirtirim. Millet seni çözmüş, hazır kıta. Hafta sonu ilk maçta 5 attığın rakip var. Sana bilenecek, Çaykur Rize sana bilenecek. Öküz değil bu adamlar, bu adamlar salak değil. Bu adam sana 5 attıydın, bu adam senden intikam almaya çıkacak. Azıcık kafanı çalıştır, bak. Alanya'nın daha tehlikeli. Alanya'nın hiçbir tehlikesi yok. Ben maç önü 7-0 tahmininde bulundum. İddia ediyorum bugün Fenerbahçe'nin başına beni veren o maça tekrar çıkartayım. Koyduğum kadroyla 7 atarım. 8 atarım. 10 atarım. 15 atarım. Çok büyük iddiada bulunuyorum. Israrla ısrarla ısrarla. Bak şunu söyleyeyim. 11'de Batşuay'ı Batu oynat ilk 11'de. Rakip şok olsun. Ne yapacağını bilsin. Adam zaten 11 oynamayı zaten hak ediyor bir de. İşin o tarafı var. Adaletten bahsedeceksen bunu uygula. 4. Tadiş niye dokunulmaz? Yani Misaf şu anki halini İrfan Can Kahveci de keser. Sakat olmasa Joshua King de keser şu anki halini tadı için. Ya tadı için King kesebiliyorsa İrfancan Can ayrı ayrı keser. Sağda Cengiz solda İrfan Can'la başlasak maçın içinde dönüşümlü değişseler İrfancan bu tarafa Cengiz bu tarafa gelse iki kanadı perte çıkarsak bu sayede kanat bekleri Osterwold'e Ferdi ya da Osayi Mert müdür ki bana kalırsa ilk 11'de Osayi ve Ferdi başlayacak. Osayi ve Ferdi'ye koridor açsak orayı yalama etseler patır patır. Hani Fenerbahçe'yi kanada itiyorlar ya. Fenerbahçe'de onların ittiği e, taktiği, onların ittiği hücum setini doğru şekilde yapıp onları onların silahıyla vursa daha güzel olmaz mı? Ben iddia ediyorum solda Cengiz sağda İrfancan ya da tam tersi başladığımız bir oyunda. Bunlar dönüşümlü oynarsa biz orayı gömçürtürüz. Soldan sol ayaklıya gitsin içeri orta açsın. Sağdaki arkadaş da kaleyi gördüğü yerde vursun. İnan al sana iki tane silah. Duran toptan falan çok daha etkili. Ha şunu da ekleyeyim. Ben hoca olsam bu takımın hocası. Cumartesi günü Osterwolde'yi sol bek oynatırım. Ferdi'yi de önünde sol açık başlatırım. Hani az önce maddede dedim ya. Rakibi perte çıkartırım. Tadiş dinlenmiş olur. Sana tedbir alamaz. Senin ta taktiğini anlayana kadar o dünya geçer. Beşinci Serli Koç'un açıklamalarından sonra şunu gördüm. Sakat olmadığı sürece Çağlar Söyüncü hep ilk 11 başlayacak. Peki bu adalet mi? Hak ediyorsa tabii ki oynayacak. Lafım yok. Yani kariyer ortada. Hiçbir şey diyemem. Aramızda kalsın. Sezon sonuna kadar sakatlanmadıkça falan hep Çağlar oynayacak. Bu dengeyi iyi düşünmek, iyi ayarlamak lazım. Altıncısı daha çok şey sayarım da birazcık da sen gör be İsmail Kartal. Ezel'in annesi Meliha gördü. Sen de gör bazı şeyleri dedim. Bizim dostumuz birse düşmanımız bin. Bizi ite köpeğe yem etme. Bizi ona buna güldürme. Her şeyden öte sezon sonuna kadar diyeceğim şeyi tekrar diyorum ve diyeceğim. Şerefiniz varsa kalan tüm maçları alırsınız. Şampiyon da olursunuz. E şerefinize bırakıyorum. Hocam bu da biraz ağır olmadı mı? Niye? Şerefleri yok mu? Sen Fenerbahçe teknik direktörü futbolun şerefinin olduğuna güvenmiyor musun? Allah Allah. Ya ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye şart oldu şart. Kaleci antrenörü şart oldu şart. Fenerbahçe'ye yardımcı antrenörü şart oldu şart. Abarda ya Sabuncuoğlu Fenerbahçe Hırvat iyi bir kaleci antrenörü getiriyor. Bu hafta içi yetişmesini bekliyorum demiş. Ne gerek var ya lig bitsin. Lig bitsin. Ben şunu da söyleyeyim. Israrla söyleyeyim. Altay Bayındır'a da iyi bir kaleci antrenörü gelseydi bu çocuk da gitmezdi. Livakovic de işte gelmezdi. Onu da belirteyim ama nasip nasip arkadaşlar yani bazı şeyler gerçekten üstünde çok durulması gereken şeyler ee, Fenerbahçe'nin şampiyonu hocam şampiyonluk gitti boşuna konuşmayalım bunu diyen hiç kimse Fenerbahçeli değildir hiç kimse hiç kimse Fenerbahçeli değildir bunu diyen kişilerin beyni yoktur beyin yoktur arkadaşlar matematik var dedikçe matematik ihtimal verdiği müddetçe iş biter Matematik sana ne diyor? 13 hafta. Kazanılacak 39 puan. Her şeyi geçtim. Sen 39 alsan rakibin 39 alamıyor. Sen 39 alsan rakibin hepsini kazansın 36 alıyor. Matematiksel olarak şampiyon oluyorsun. İkincisi Ankara gücü depresmanına gidiyor. Sen Rize depresmanına gidiyorsun. Sen kazanıp Galatasaray kaybetse bir puan öne geçiyorsun. Bu sefer Fenerbahçe mi şampiyon olmuş oluyor? Bir maçta değişiyorsa, iki maçta değişiyorsa bu sonuç şu şampiyon oldu, bu sonuç şampiyon oldu denilmez. İyi ee, hocam İsmail Kartal son haftalarda saçmalamaya başladı. Bence İsmail Kartal'ın üstünden büyük bir yük indi. Şu Boğazlı Kazak salaklığından kurtulmuş oldu. Boğazlı Kazak salaklığından bir kere kurtulmuş oldu. İkincisi artık Fenerbahçe futbolcuları canlı dişine daha iyi takacaklar. Üstlerinde baskı olmayacak. Hırs olacak. Hırsla çıkacaklar. Hani Alanya bize çıkıyor. Bize aslan kesildi diyoruz ya. Biz Ahmet bizim futbolcularımız da artık rakipleri aslan kesilecekler. Anlatabiliyor muyum? Ha, Yani şampiyonun anahtarı nereden geçiyor? Arkadaşlar 4 takım kendi arasında oynamadan hani Fenerbahçe'nin Galatasaray'la Beşiktaş'ta Trabzonspor'la maçları bitmeden ben şampiyon şu olur bu olur diyemem. Üçünü de kazandı Fenerbahçe. Kim şampiyon olur arkadaşlar? Hocam Fener şampiyon olur. Olamaz. Belki Anadolu'da, Anadolu'da çok takılacağız. Arkadaşlar bakın matematikle matematikle hareket edin. Matematikle. Galatasaray Ankara gücüne yenildi inşallah. Fenerbahçe'de getireceği yendi inşallah. Bir puan öne geçiyorsun. Bu sefer de sayfaya dolacak hocam. Şampiyonluğun ayak sesleri. Ben hissederim diyeceksiniz. Siz hissetmeyin. Siz sadece bu takıma destek verin. Bak bu takımın desteğe ihtiyacı var. İsmail Kartal'ın da takıma hocalık yapmaya ihtiyacı var. Çık İsmail Kartal. Takıma hocalık yap. Taraftar. Çık takıma taraftarlık yap. Beni söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.